Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu Engin Baytar. Engin Baytar'la geçmişe uzanacağız ve anılarını, hikayelerini, güne dair düşündüklerini sizlerle paylaşacağız, masaya yatacağız. Kah güleceğiz, kah eğleneceğiz, belki duygusallaşacağız, farklı duygulara bürüneceğiz. Engin Baytar hem benim çok sevdiğim bir kardeşim, dostum, hem de inanılmaz anılara sahip eski başarılı bir futbolcu. Kariyeri başarılarla dolu, şampiyonluklarla dolu. Engin hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden başlayalım? Tatlı cadı Samantha'yı sever misin? Severim. Bir tatlı cadı Samantha hikayesini anlatır mısın bize? Ya nasıl bir şey? Şöyle, eskiden Fatih Hoca'nın lakabı işte Samantha'ymış. Çünkü ben onu bilmiyordum mesela. Hikayesi de Fatih Hoca çizgiden top çıkartırmış. Hani ha, orada kimse, sihirbaz diyorlarmış. İşte yani sihirbaz diyorlardı. Ben de hani bunu iyi anlamda düşündüm. Bir gün öyle bir şeyim oldu. Tiyalığım oldu. Hocam, gereksiz topa mı girdin? İşte yani bilmeden girdim topa ama ben hani kötü anlamda da söylemedim. Hatta iyi olacağını düşündüm ama sonuç öyle olmadı. Nasıl oldu? Sonuç daha kötü oldu. Yani ben bir gün hani hocam size Samantha diyorlar dedim. Hani övgü anlamında işte hani çizgiden top. Tabii karşılığında pek övgü dolu sözleri almadım ama. Ne söyledi? Kızdı mı o anda? Yani sen ne diyorsun dedi. İşte hani biraz da şey kızdı. Ben de tam olarak anlamadım hani şaka mı yapıyor, ciddi mi diye. Tabii ciddi olduğunu hafta sonu kadroya almamasıyla anladım. ciddi olduğunu. Sen ona Samantha dedin. Güler, hoşuna yani gider zannettin. Direkt Samantha demedim. Hocam size Samantha diyorlarmış. Size Samantha diyorlar dedim. Hani iyi anlamda hani sonuçta çizgiden top çıkartmak övgü dolu bir şey ama demek ki ben yanlış yapmışım. Hocada güzel bir anısı yokmuş demek evet, ki. Bence hani belki hani sevmiyormuş büyük bir ihtimal. Sonra sevmediğini de hafta sonu seni kadroda... Ondan sonra hafta sonu kadroya girmeyince anladım ki bu doğru bir yaklaşım değil. Yani öyle bir anım var. Sonraki hafta aldı bu kadroya. Ya tabii ondan sonraki hafta. Yani, tabii ben de hiç, o bütün hafta boyunca hiçbir şey söylemedim. Sadece idman yaptım. Çalıştım. Kimseyle de konuşmadım. Yani, ya inanılmaz hikayeymiş yalnız. Kimseyle konuşmadım. Senin bir de Manchester United maçında mı Hoca'yla bir hikaye var Fatih Hoca'yla? Manchester... Ya, hani aramızda da bir şey geçmedi ama hani Fatih Hoca beni Manchester maçında oynatmadı deplasmanda. Old Trafford'da. Evet, oynatmadı. Tabii orada da yedek kulübesi tribünlerde. Tabii işte insan oynamayınca haliyle hele ki Şampiyonlar Ligi Manchester maçında her insan oynamak ister. Oynamadığım için biraz da hani kızgındım. Sinirliydin. Ya sinirlisin, kızgınsın, üzülüyorsun sonuçta. Hani oynamıyorsun yani. Kim oynamak ister? Yani tabii. Oynamak istemez. Sonuçta bu Manchester'la her zaman da oynayamıyorsunuz. Yani öyle bir durum da var. Ben de tabii en arka sıraya geçmek istedim. Orada rahata sallayayım diye. Yani hani kızgınlığımı en azından orada stres atarım diye düşündüm ama o da nasip olmadı. Fatih Hoca işte yukarı çıkarken seslendi bana. Sen dedi arkama otur dedi direkt. 90 dakika boyunca arkasında oturdum. Ne stres atabildim, ne bir şey söyleyebildim. Yani, döndü baktı mı sana? Tabii. Arada bir dönüp baktı. Sonra tabii herkesi ısınmaya gönderdi. Bir beni ısındırmaya gönderdi. Isınmaya da göndermedi. Yani benim için çok zorlu bir 90 dakikaydı. Hani takım arkadaşlarım sahaya içinde çok zorlandılar. Hani zor bir maç oldu ama benim için daha zor bir 90 dakika oldu. Ne oldu maç peki? Skor? Maç 2-1. 2-1 mağlup olduk. Ha. İyi de oynadık. Hani çok da kötü oynamadık ama ya sonuçta... Ama için içini yedi değil mi? Böyle sahada olmak istedin, oynamak ya, istedin, sonradan girmek istedin. Yani içeride olmak istiyorsun. Hani o sahaya girip takım arkadaşlarına yardımcı olmak istiyorsun. Hani kısmetir ya bir asiste bir gol atıp hani oradan güzel bir sonuç çıkmasını istersin ve bunda da katkın olmasını istersin ama kısmet olmadı. Yani. Senin bir de Real Madrid maçında bir anım var değil mi Fatih Hoca? Ya aslında anılar çok da yani böyle hani aklımda kalan anılardan bir tanesi de Real Madrid maçı. Yani çok iyi oynadığımız, çok iyi başladığımız bir maçtı. Hatta kafa kafaya böyle koro maç. Tabii. Ya kafa kafaya bir de biz çok hani onları oynatmamaya çalıştık. Oynatmadık da 2-3 tane de %100 net pozisyonumuz var. Atsak çok daha farklı olurdu.
Tabii bu pozisyondan onların yarı alanında bu korner bayrağının oraya yakın bir yerde faul kullanacaklar. Bir de sakat vardı. O ara ben de geri koşuyordum işte, geri dönüyordum. Zaten hani sürekli koştuğumuz için adam kovalıyor. Nefes nefese kaldı yani, tamam. Bizim işimize geldi biraz da o adamın yatması. Tabii o ara hoca çağırdı. Engin dedi. Buyur dedim hocam. Çok iyi oynuyoruz dedi. Biraz daha dayanalım dedi. Sabredelim, kesin atacağız dedi. Sen de iyi oynuyorsun. Hani böyle güzel bir konuşma var. Tabii o ara uzun topu. Sen de o anda Fatih Hoca'nın yanındasın. Tabii biz yani Fatih Hoca'nın arkasında. Yok, elini atmadı. Böyle çizgi bu tarafına, ben bu tarafına. Bir metre falan var. Böyle uzun bir top. İkimiz de topu takip ediyoruz. İkiniz de şöyle baktınız uzun tabii, topa. Tabii döndük. Böyle topu takip ediyoruz. O ara yanlış hatırlamıyorsam Ebu kafa topuna çıktı. Iskaladı. Sonra İsko orada bizim iki stoperi de çalımlayıp abi attı 1-0. Hayda, içimde diyorum ki nasıl olur bu ya? Yani bu kadar kolay olmaması lazım. Oradan bir ses. Engin, buyur dedim hocam. Senin burada ne işin var dedi. Dedim hocam siz çağırdınız. Dedi ki ben her çağırdığımda buraya mı geleceksiniz? Tabii bana beni kovdu oradan. Dedim Allah'a yaptın, bir yerle bize kaldı. Şey mi diyor, sen her çağırdığımda gelmek zorunda mısın? Her çağırdığımda gelmek zorunda mısın? Şimdi dedi, her çağırdığımda gelmek zorunda mısın dedi. Golü yedik dedi. Beni kovdu orada. İnanılmaz. Sağ anladım. Bu yerli büyük bir ihtimal bana kalacak diye. Zaten 2-0'dan sonra da beni oyundan aldı. Var mı Fatih Hoca ile böyle soyunma odasında bir anın, maç önü, maç sonu, maç sonrası? Ya genelde şöyle. Devre arası. Abi genelde hani bir şey diyemiyorsun. Hani öyle bir hak bulamıyorsun. Haklı olsan da bulamıyorsun. Ha, bulamıyorsun. Ama yani sen genelde böyle cevap verirsin, ama Fatih Hoca'ya verebiliyor muyum? Hayır, cevap ya genelde cevap veren bir insan da değilim aslında, ama hani eğer bir cevap vermesi gerekiyorsa uslubuna göre cevap verirsin zaten, ama yani soyunma odasında genellikle biz dinleyen taraftık yani, hani Fatih Hoca daha çok konuşan, söyleyen, anlatan, biz de dinleyen taraf olduğumuz için hani öyle pek anım yok. pek böyle hani konuştuğumuz bir anım yok. Sadece duyduğumuz anılarımız var. Peki duyduklarından böyle enteresan var mı, komik? Böyle yani, yanındaki arkadaşlarına, futbolculara. Yani genelde komik değildi. Genelde... yani, şok edici mi? Şu an gülüyorum ama o zamanki... o zamanlar hani pek komik değildi. Daha çekiniyor çok... muydunuz? Korkuyor muydunuz? Çekiniyorsun. Nasıl çekinmeyeceksin? Yani hani... Ya şundan dolayı çekiniyorsun. Sonuçta Fatih Hoca var karşında. Futbol bilgisi hepimizden çok fazla. Bizden önce de öğrencileri olmuş. Bizden sonra da öğrencileri oldu. Hani ne diyebilirsin ki? Yani Fatih Hoca'ya futbolla alakalı ben yani şahsım olarak, kendim olarak düşünüyorum. Bir şey anlatamam. Terbiyesizlik olur. Yani bu benim hadsizliğim olur. Yani insan istiyor bir şeyler söyleyeyim, ama hani karşılığında da yani çok daha fazlasını duyabilirsin. Bilmediğin şeyleri duyabilirsin ve ezilir kalırsın. O yüzden hani Fatih Hoca bir şey dediğinde de eyvallah diyorsun. Aynısı Şenol Hoca için de geçerli yani. Hani bunlar sayılı insanlar. Tabii. Bunlar sayılı değerli insanlar, öyle söyleyeyim. Hani bunlar, yani bu insanlar futbolu bize öğretirken bizim onlara bir şey söylememiz bizim hadsizliğimiz olur. Sabri de bir Fatih Hoca'nın bir... O aslında çok Sabri, Sabri'yle çok anısı var. Yani Sabri kendisi olsa da anlatsa bitmez. Ama benim bir anım var. İşte Kayseri maçı öncesi, içeride oynayacağımız bir Kayseri maçı vardı. Sabri işte idmana çıktık, ter idmanı. Bir neşeli, böyle hırslı, bayağı maça hazır. Fatih Hoca onu öyle görünce dedi ki hadi Sabri iyisin dedi. Yarın dedi pası yapma şansım yok dedi. İki tarafta sarı kırmızı rahat oynarsın dedi. Gördün sarı kırmızı hemen. Tabii. Sabri'nin o şeyi kalmadı daha. Şevki, iste. O şevki isteği. Bir baktık Sabri artık yok. Yani, ama Kayseri'de yenmiştik. Yani galip geldiğimiz maçta. Bilmiyorum kaç bitti, ama galip gelmiştik, ama Sabri için o gün her şey bitti zaten. Var mı aklına gelen başka Sabri anısı? Aklıma mesela Fatih Hoca'nın İdman işte çift kale yaparken işte Muslera top tuttuğunda bravo Muslera dedi. Sonra işte Melo bir ikili mücadele topu kazandı, pas attı, işte grande Melo dedi. Ondan sonra Uyfalujdi bir hareket yaptı, işte böyle topu yani
çekti. Hem de güzel bir hareket yaparak topu çekti. Rakipten kaptı attı. Bellissima dedi. İşte hani böyle hep övgü dolu. Sabri de orta kesti. İşte Elmander'e. Ama müthiş bir orta kesti. Ha, bizim gördüğümüz oydu. Elmander tabii topu ıskaladı, vuramadı. Allah belanı versin Sabri. Ya inanılmaz. Ya müthiş hikaye. Ama yani bunlar hani evet. Ya inanılmaz. Böyle ama yani şunu biliyor bak. Mesela Sabri ile gerçekten Fatih Hoca hani. Grande Bellissima Allah belanı versin. Ama Fatih Hoca Sabri gerçekten çok sever. Ama tabii, tabii. Vardır ya sevdiğiniz bir insan hep onunla uğraşırsın. Tabii tabii. Yani öyle bir diyalog vardı Sabri ile Fatih Hoca arasında. Fatih Hoca her zaman ona hem esprili hem böyle hani onunla arasındaki farklı olduğu için. Ama gerçekten o gün mesela müthişti. Yani ben kendimi tutamadım. Hatta bir iki hafta onun esprisini sürekli yaptık soyunma odasında. Tabii bunu Fatih Hoca'nın yanında yapmadık. Tabii olmadığı zaman. Yani o Fatih Hoca olmadığı zaman soyunma odasında ben de mesela diyordum işte soyunma odasına girerken diyordum ki bravo diyordum Musli'ye, dönüyordum. Bellissima ufa diyordum. Ondan sonra işte grande melo diyordum. Sabri'yi geçiyordum. Allah belanı versin Sabri'ye. Dediğin olmazmış. Ya güzel anılar aslında. Tabii tabii. Mustera'yı nasıl değerlendirirsin? Mustera, yani şöyle söyleyeyim. Mustera gerçekten yani geldiği günden itibaren Galatasaray'ın %50'si. Gerçekten %50'si. Ve Galatasaray Mustera'dan geldikten sonraki yaşadığı şampiyonluklar, kaldırdığı kupalar... %50'si her zaman Mustera'nındır. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. Çok iyi bir, bizim dönemimizde iyi bir kadromuz vardı. Ama yine %50'si Mustera'ydı. Çünkü muazzam toplar çıkarttı. Yani çıkmayacak topları çıkarttı. Yani ben her zaman diyorum Mustera kadro iyi de olsa kötü de olsa başarısının her zaman %50'si onundur. Ve Mustera şöyle söyleyeyim. Yani çok yabancı futbolcuyla hani aynı kadroda bulundum, oynadım. Çok kıymetli, çok değerli yabancılar vardı. Ama Mustera'nın yeri bende her zaman ayrı kalacak. Çünkü Mustera çok farklıydı. İnsan olarak da farklıydı. Saha içerisinde de farklıydı. Benim çok sevdiğim biri. Örnek, örnek sporcu mu? Kesinlikle örnek bir sporcu. Yani kesinlikle örnek bir sporcu. Yani ben her zaman diyorum, her zaman da savunuyorum. Türkiye'ye gelmiş geçmiş evet çok iyi başarılı kaleciler vardı ama... 5 sayacaksam ilk 5'i kesinlikle Mustera'yı ilkine sokan. Yani Taffarel, Mustera. Mustera ile bizzat birebir oynadığım için ben Mustera derim ama Taffarel de hocamız olduğu için onu da çok seviyorum. Müthiş bir insan. Bu kadar büyük başarıları elde edip de yani hiç egosu olmayan, tamamen mütevazi, yani çok nadir. Müthiş. Benim şansıma benim dönemimde böyle kaliteli, böyle hem futbolcu kalitesiyle hem de insanlık kalitesi olarak bu insanlarla çalışmak nasip oldu. Ya bu da benim büyük bir şansım diyorum. Melo? Melo her takıma lazım bak. Hırçın, evet hani yaptığı şey ama futbolculuğuna kimse bir şey söyleyemez. Çünkü müthiş bir futbolcu. Karakter? Ya herkesin karakteri farklı. Şimdi hani ben Melo'nun hani karakteri kötü diyemem. Yapısı bu. Her futbolcunun kendine göre bir yapısı var. Kendine göre herkes doğru olduğunu düşünür. Kimse yanlış olduğunu düşünmez. Çünkü bu sizin karakterinizdir. Yani Melo, tabii bazı yerlerde hani kızdığımız, ettiğimiz yerler var ama bazı yerlerde de hani onu savunduğumuz yerler var. İyi anlaşır mıydın sen Melo'yla? Ya biz iyi anlaşırdık yani. Ben hani böyle hani kötü anlaştığım hiç kimse yok. Yani sorun yaşadım ama dediğim gibi hani bazı yerlerde hani fikir ayrıcalığımız oldu. Bazı yerlerde birbirimize oldu. Kızdığımız oldu ama bu onun kötü bir karaktere sahip olduğu anlamına gelmez. Fikir ayrıcalığı. O yapısı bu. Bunu öyle kabul etmek lazım. Ki herkes bunu böyle kabul etti. O yüzden hani ben içten içe Melo'nun kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yaptıklarıyla içinin aynı olduğunu düşünmüyorum ben. O anki duruma göre öyle davrandığını düşünüyorum. Hani benim kendisine karşı... Biraz da oynuyordu o zaman. Biraz da popülizm yaklaşıyordu. Ya biraz hani ister istemez yani bu yabancılarda var ama sadece yabancılarda değil yerlisinde de var. Biraz böyle dışarı oynuyorsunuz. Kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeye çalışıyorsunuz ama dediğim gibi bu karakter, bu yapı herkesin kendi yapısı, karakteri. Yani içiyle dışı olan adamı da görüyorsun, net görebiliyorsun. Biraz farklı davranmaya çalışanları da görüyorsun ama bu da bu işin içinde var. Selçuk İnan?
Trabzonspor'da birlikte oynadınız. Galatasaray'da da birlikte oynadınız. Özellikle Trabzonspor'da müthiş oynadı. Galatasaray'da ilk iki sezon müthiş oynadı. Ya hani nasıl söyleyeyim? İyi bir kadroya sahipsin. Şimdi ama herkes iyi bir kadroya denk gelmiyor. Biz mesela, ben kendi adıma söyleyeyim. Hani iyi kadroya denk geldim. Çok iyi arkadaşlığı olan ve çok iyi kaliteli, yetenekli futbolcularla kurulu bir kadroya denk geldim. Benim şansım bu. Çok iyi bir takımımız vardı ve herkes kendi yeteneğini çok daha fazla ön plana çıkartabiliyordu. Çünkü yapacağınız iş, nasıl söyleyeyim? Mesela çok fazla efor sarf etmen lazım bir şeyleri yapabilmek için, ama kaliteli ayakları varsa bu sefer senin de fazla uğraşmana gerek yok. Daha dinlenik kalabiliyorsun ve yapabildiklerini daha net yapabiliyorsun. Daha güçlü bir şekilde yapabiliyorsun. Selçuk da, ben de, işte o zamanki kadronun içinde bulunan herkes böyle şanslı bir kadroya denk geldiği için her şey oturmuştu. Arkadaşlığımız çok iyiydi takımın içerisinde. Hem saha içi hem saha dışı çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Hep iç içeydik, birlikteydik. O yüzden baktığın zaman Selçuk Trabzon'da da Galatasaray'daki ilk iki senesinde de hep daha dinçti. Adam kovalamıyordu fazla. Kovalama ihtiyacı duymuyordu çünkü her şey oluyordu zaten. Daha güçlü kalıyordu. Bu sefer ara top atabiliyordu. Defansın arkasına orta kesebiliyordu. Serbest vuruşları daha güçlü kullanabiliyordu. Tabii takımdaki o kalite azalınca bu sefer yükünüz de çoğalmaya başlıyor. Fazlalaşmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Daha çok adam kovalamaya başlıyorsun. Bu sefer o gücün kalmıyor sende. Bir sonraki kullanacağın mesela serbest vuruşu çok iyi kullanamıyorsun. İyi kullanamıyorsun çünkü o gücün yok. Ya da şutu iyi çekemiyorsun. Şutu iyi çekemiyorsun çünkü adam kovalamaktan yorulmuşsun. Anlatabiliyor muyum? Gücün, evet, azalmaya başlamış. Bu da ona yansıdı. O Galatasaray'daki ikinci senesinden sonra. Üçüncü senede herkes Selçuk'ta artık düşüşlüğün başladığını gördü, ama aslında o düşüklük değil. Takımın kalitesinin düşüşüydü. Takım kalitesi düşünce bu sefer senin sorumluluğun daha fazla artıyor ve gücünü çok kısa zamanda harcamaya başlıyorsun. Yani uzun bir süreye yayamıyorsun onu. Bu sefer herkes diyor ki Selçuk böyle değildi, ne oldu bu adama demeye başlıyor, ama halbuki sorun Selçuk'ta değil. Selçuk aynı Selçuk. Ama etrafı aynı değil. Etrafı takımdaki aynı. Güç aynı değil. Anladım. İşte aslında işte bu. Yani futbolun geneli aslında bu. Sen tabii çok hırslısın. Bence müthiş bir futbolcuydun. Eyvallah. Ve solda, ortada, sağda, her bölgede oynayabilen bir oyuncudun, ön tarafta özellikle. Senin gibi bir oyuncuya her teknik direktörün bence ihtiyacı var. Her takımda bir Engin Baytor olmalı. Sağ içinde de kendini kaybeden bir oyuncudun. Şöyle kaybeden, takımın kazanması adına inanılmaz, evet, hırslı olduğun için her şeyini verirdin. Yani cebinde 500 milyon euro olsun, sen sahaya çık, babanı tanımazsın. Evet. Öyle bir adamdın ki ben halı sahada bile oynarken görüyorum onu yani. Kendini kaybedebiliyorsun, kontrolü kaybedebiliyorsun. Sağ içinde, birazdan Cüneyt Çakır'ı da soracağım ya ama oyuncu grubuyla böyle tartıştığın oldu mu, ki olmuştur elbette ki. Mesela Selçuk'la mesela Kadıköy'de Fenerbahçe şampiyonluk maçında tartıştığını hatırlıyorum. Ya tartışmadan ziyade onunla olan diyalogum daha çok şöyleydi. Son maç. Yani 34 hafta sonunda şampiyon olmuşsun. Sonra bir süper final ortaya çıktı. O süper finalde de son maça gelmişsin ve son maçta tabii bir puan yetiyor şampiyon olman için. Çok zor bir maçtı. Şu an hani aklıma geliyor ve o maçın nasıl bittiğini bilmiyorum. Hani 90 dakikanın daha da üzerinde oynadığımızı düşünüyorum. Çünkü hiç zaman geçmiyordu. Öyle bir atmosfer vardı. Yalan olmasın, 60-70 arası, 60-70 dakika arası Selçuk'la şöyle bir diyalog oldu. Dedi ki Kara, dedi, hani birbirimizle pas yapalım. Çünkü birbirimizi en iyi anlayan biziz. Top tutalım. Hani onlar geliyor ama biz topu çevirirsek onları yorarız, dedi. Ve bunu ikimiz iyi yapıyoruz, dedi. Paslaşalım, dedi. Ben de olur dedim. Tabii ben topu alıyorum. İşte geçip Selçuk'a veriyorum. Yine boşa çıkıyorum ki bana atsın diye. Bu sefer o çalım atmaya çalışıyor. Topu kaybediyor. 40-50 metre geri defar atmak zorundayız. Tabii geri koştuktan sonra da topu işte kalecimiz tutuyor veyahut da defans tutuyor, ileri vuruyor. Diyorum ki niye vermedin? Ya görmedim seni. Tamam dedim. Bu bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu ve artık şu da var. Şimdi sürekli topu kaybedip
40-50 metre geri depar atıyorsun, adam kovalıyorsun ve yorulmaya başlıyorsun. Artık beyne de kan gitmeye kan başlıyor. Gidiyor, tabii. Artık o diyalog, yani ses tonun da yükselmeye başlıyor. Tabii. Çünkü artık kızmaya da başlıyorsun ve artık yorulmuşsun. Söylemler de farklılaşıyor. Ve söylemler farklılaşıyor. Yani farklı olmaya başlıyor. Bu sefer hani karşı taraf da hani yaptığı hatayı bilerek, hani tamam haklısın, ona biraz sesini yükseltti ama hani sana senin verdiğin tepkiyi veremiyor. Neyse öyle oldu. Tabii bir pozisyon, yani sonlara doğru yine aynı pozisyon oldu. Artık çıldırdım ama bu sefer konuşacak gücüm kalmadı çünkü nefes alamadım. Kıpkırmızı olmuşum. İşte tribünler zaten çok sesli. Onlar da bir heyecan yaşıyor. İşte Fener'in atması. Son saniyeler. Uzun top geldi işte. Muslera çıktı. O ara Selçuk Şahin işte faul yaptı. Muslera yerde faulü verdi hakem. Cüneyt Hoca. Faulü verdikten sonra da tabii yerde yatıyor. Ben de o ara geldim. İşte Muslera'nın yanındayız ama böyle eğildik. Ellerim dizlerimde. Bir şey söylemek istiyorum Selçuk. O da yanımda. İkimiz de duruyoruz ama hani ona bakıyorum. Söylemek istediğim bir şeyi söyleyemiyorum çünkü nefes alamıyorum. Biraz diyorum toparlayayım, söyleyeceğim ama gözlerimle ona ne demek istediğimi anlatıyorum zaten. O da bana bakıyor. En son işte tedavi devam ederken dedim ki ya işte hani biraz da farklı konuşarak. Niye dedim hani yani dalga mı geçiyorsun, bizi mahvettin falan. Bana şöyle bir şey dedi. İlk ikisini duymadım söylediğinde. Maç bitti dedi. Tamam ama duymadım. Hem o ara tabii tribündeki ses, hem yorgunluk, hem şey. Dedim bana niye vermiyorsun? Niye benle hani beni bu hale soktun falan diyor. Oğlum diyor maç bitti. Yine duymadım. Tabii ben yine hakaret devam, bağırmaya devam. Geldi en son tuttu. Oğlum maç bitti. Bitti, şampiyon olduk. Böyle durdum. Ne diyorsun sen dedi. Evet dedi. Bitti dedi. Şampiyon olduk. Şöyle durdum. Cüneyt Hoca maçı bitirdi. Allah. Böyle bir rahatlama geldi. Ya zaten ondan sonra çılgınlar gibi sevindik. Yani ben nasıl sevindiğimi sonradan televizyonda izlediğimde gördüm. O ara tamamen kendimi kaybetmiştim yani. Sahanın içinde hepiniz gittiniz, böyle çimenlerde kaydınız kupayla. Ben orada neye şaşırdım biliyor musun? Ya da şaşırdım ve üzüldüm, şuna üzüldüm. Bizi hemen böyle polisler böyle bizi bir çember içine aldı. İşte böyle hani bir olay varmış gibi. Halbuki bir olay yoktu. İnan benim orada gördüğüm Fenerbahçeli futbolcular gelip bizi tebrik etti. Bak tebrik ettiler. Gökhan Zanat da gitti. Volkan Demirel'in yanına sarıldı. Volkan tamam dedi. Biz böyle elini sıktı. Ama bizi öyle bir apar topar çemberin içine aldılar ki. Ya etrafımızda hiçbir şey yok. Yani ne bir kavga var, ne bir hakaret var. Hiçbir şey yok. Sonra birden tribün karıştı. Ama tribün karışmadan önce de şöyle bir tezahürat vardı. Fenerbahçe buraya diye Fenerbahçe taraftarı kendi takımını çağırdı ve Fenerbahçe futbolcu tribüne doğru gitmeye başladı. Hani böyle yani yaygara çıkan hiçbir şey yoktu. Abi birden yani tribün karıştı. İşte gaz bombaları, bizi çembere aldılar. Bizi zorla içeri soktu. Yani gerçekten hiçbir şey yoktu. Neden öyle oldu? Bak bugüne kadar halen bilmiyorum. Neden öyle bir şey oldu? Yani orada bir şey var. Hani sonra hani diyorlar ya işte ışıklar kapalı, kupayı vermek istedim. Abi bu kadar şeyden sonra yani adamlara da hak vermiyorsun değil yani. Hani adamlar hiçbir yaygara çıkartmamış. Hiçbir kötü tezahürat yok. Yani bir eylem yok, hiçbir şey yok. Yani böyle bir şey yaşattılar orada durup dururken. Sonra bu adamlar da tabii kendilerince haklı olarak biz vermek istemiyoruz dedi kupayı burada. Tabii biz de haklı olarak şunu dedik. Biz sonuçta kupamızı burada kazandık, burada istiyoruz dedik. Bu ışıkları kapattılar. Kupa geldi. Tabi ışıklar kapansa da kameraların ışıkları gayet güzel aydınlattı her yeri. Güzel bir şekilde kupamızı aldık. İşte çimlerde kaydık. Ya mutlusun ya. Değil mi? Hani mesela bak ya bir Fenerbahçeli şöyle düşünebilirim. İşte kızıyor. Mesela bu anını anlatınca kızıyor sana. Ya Fenerbahçe şampiyon olsaydı arenada. O da kaldırmak ister. Sen de kaldırmak istersin. Hani bu bir mutluluk yani, anlatabiliyor muyum? Mutlu olmuşsun. Şampiyon olmuşsun. Hani orada şimdi Fenerbahçe aynı durumda Fenerbahçe olmuş olsa bu sefer Fenerlisi sevinmeyecek mi? Yani şunu mu diyecek? Ya yapmayalım, Galatasaraylılar üzülür mü diyecek? Demeyecek. Siz bir de Trabzonspor'la Kadıköy'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu aldınız. Şampiyonluktan ettiniz son maçta. Benim mesela Fenerbahçe düşmanı olarak görüyor. Halbuki ben Fenerbahçe düşmanı değilim. Ben her zaman da şunu diyorum. Ben takım tutmuyorum. Ben sadece oynadığım kulüplere saygı duyuyorum. Oynadığım kulüplere
Her zaman bir borcum var. Çünkü beni ben yapan onlardır. Ben giydiğim forma altında aldığım ücretin karşılığında daha fazlasını vermeye çalışan bir insandım hep. Fazlasını vermeye çalıştım. Çünkü hem aldığımı hak etmek istiyordum, hem başarılı olmak istiyordum, iyi bir kariyer yapmak istiyordum. Hem de o kulübün büyük camialar, büyük cami olmasa bile küçük bir cami olsa yine bir camia sonuçta. Yine bir orası bir aile, bir yuva. Oraya saygı duymak zorundayım. Ben her zaman bu düşüncedeydim. Şimdi Fenerbahçe ile, yani benim anılarımın çoğu baktığın zaman hani Fenerbahçe ile, şimdi Urfa'da Türkiye Kupası'nı kazandık, Fenerbahçe'ye karşı kazandık. Bir de gol attın o günü. Çok güzel gol attın. 3-1'de kazanmışız. Yani hani ben şimdi bu benim bir anım. Anlatmayayım mı? Anlatacağım elbette. Ondan sonra Kadıköy'de Trabzonspor'la hemen sonra. Tabii 2 hafta üzerine Kadıköy'de Fenerbahçe. Yani 2 kupadan ettiniz yani Fenerbahçe'yi. Tabii 2 hafta içinde hem Türkiye Kupası'nı aldık hem de Kadıköy'de berabere kalarak Bursa şampiyon oldu. Ya ben şunu anlamıyorum. İşte Trabzon şerefsiz diyorlar mesela. İşte geldi beraber. Ya Fenerbahçe'nin maçtan sonra analizlere baktığınız zaman 16-20 tane, 15-20 tane net pozisyonu var. %100 kaçırdı. Burada nasıl Trabzon sana çelme çakmış olabilir? Sen becerememişsin. Sen beceriksizsin. O gün ama defans, abi, o kalede Onur var değil mi? Abi kalede Onur, Egemen, Giray defansta. Ama o Çanakkale geçilmez ya yaptılar. Tamam Çanakkale geçilmez de şimdi şöyle bir ama şey var. Ama Egemen galiba Emre Belözoğlu'yla mı tartışmıştı? Ya bir atışma oldu aralarında. Sonra? Tabii bu normal. Saha içinde bu atışma olabilir yani. Hani bu anormalde bir şey değil. Ama tabii bu atışmanın üzerine hırslanabilirsin. Oyundan düşebilirsin ama bizim taraf hırslandı. Ama Mehmet Topuz 6 pastan kaçırdı. Guiza 6 pastan kaçırdı. Alex de Souza 6 pastan kaçırdı. Gökhan Ünal 6 pastan kaçırdı. Burada yani Fenerbahçelilerin demesi gerekir ki biz beceriksiziz. Ya da Allah nasip etmedi diyeceği yerde Trabzonlara düşmanlık besliyorsun. Kardeşim Trabzon'a niye düşmanlık besliyorsun sen? Trabzon sana ne yaptı? Trabzon ne yapacaktı? Sana gelip hadi gidin atın mı diyecek. Nerede var bu ya? Sen kendin yapacaksın. Madem ki diyorsun ki ben şampiyon olacağım, o zaman eze eze alacaksın o şampiyonluğu. Alamıyorsan da tamam diyeceksin. En azından diyeceksin ki biz elimizden geleni yaptık. Kısmet değilmiş. Bunu diyeceksin ya. Sana yakışan budur. Egemen o gün Emre Belözoğlu'yla tartıştıktan sonra dönüp öyle bir diyalog hatırlıyorum. Tabii şöyle bir şey hani o diyalogdan sonra Egemen döndü dedi ki bugün bunlar buradan geçmeyecek dedi. Geçmeyecek dedi. Geçmeyecek dedi. Onur'a da Giray'a da dedi ki bugün bunlar buradan geçmeyecek. Geçerse kafanızı kırarım sizin dedi. Ha ondan sonra daha da böyle hırsla tabii mücadele etti. Yani uçan topa, dışarı çıkan topa, out'a giden topa hepsini atladılar. Yerler atladı. Ya bu üçü. Diyorum ya onlar, üçü. Egemen, Giray. Peki yabancılar? Biz de tabii elimizden geleni yabancılar. Ya yabancılar, yani yabancılar da elinden geleni yaptı baktığın zaman. Hani yapmadı değil ama Fenerbahçe bizden çok daha üstün oynadı. Gerçekten üstün oynadı çünkü neden? Fenerbahçe'nin sonuçta kazanması gereken bir maç ve şampiyon olacak. Tabii ki bizden üstün oynayacak. İçeride kendi sahasında oynuyor. Taraftarını arkaya almış. Ama sonuçta neticede şu var. Sen bunu becerememişsin. Maçtan sonra düdük çaldı. Anons yapıldı. Abi maçtan sonra değil. Ha, maç sırasında maç anons yapıldı. Sırasında anonsu duyunca ne hissettin? 80, valla yalan olmasın. Ya 80'di, işte 80'ler, 81, 82 artık neyse. Anons geldi. Duydun değil mi anonsu? Tabii duyuyoruz abi hepimiz. Beşiktaş 2-2 dedi. Bursa Beşiktaş 2-2 dedi. Böyle bir ortalık böyle bir haydi falan bir şey oldu. Çünkü ama Fenerbahçe durdu o anda anonstan sonra. Durdu ve topu arkaya atmaya başladı. Arkada ha, set yapma, sette çevirdiler. Tabii arkada pas yapıyordular ve gelmemeye başladı. Ama gelmemeye başladı derken geri gidip yine hücum yaptılar. Yine pozisyon buldular. Tabii 88'ler, 90'lar artık oralara geldi. Beşiktaş 3-2 dediler. Beşiktaş 3-2 öne geçti. Zaten beraberlik Fenerbahçe'ye yetiyor. Abi ortalık bir koptu böyle. Herkes seviniyor. Güvenlik zaten yoktu. Güvenlik çağırmadı. Çünkü emindiler şampiyon olacaklarına. Abi ne oldu? Hemen maç bitti. 3-2 anonsu geldi. Maç bitti. Herkes sahaya indi. İşte, timsah yürüyüşü yapanlar. Abi timsah yürüyüşü yapanlar, atlayanlar. Yani insanlar mutluluktan hani şampiyon olduklarını düşünüp mutluluktan seviniyorlar. Taraftar sizin yanınıza geldi mi? Ya geldi yanımızda duruyorlar. Biz de hani Fenerbahçelilere işte hani tebrik ederiz şampiyon oldunuz falan diyoruz ama güvenlik yok.
Şimdi hani bir tek bir şansımız var düşündüğümüz şey. O da diyoruz ki Fenerbahçe şampiyon oldu. Hani bize bir şey yapmazlar. Çünkü herkes içeride. Adam dibimde duruyor. Formamı istedi. Çıkartıp hemen verdim. Buyur dedim. Al seni. Hemen mi verdin? Hemen verdim. Hiç şey yapmadım bile. İkiletmedim. Tabii. Hemen dedim. Buyur ne demek kardeşim dedim. Al dedim. Adamsınız dedi. Teşekkür ederim dedim. Siz de adamsınız dedim. Tabii o ara sonra içeri gittim. İçeri girerken, tünelden giderken Şenol Hoca'yı gördüm. Şenol Hoca böyle hareket yaptı. Çabuk içeri gir dedi. O ara bizim işte malzemeci olsun, doktorumuz olsun, fizyoterapimiz olsun sağ içine koşuyorlar ve bire hepsi bir futbolcunun gidip kulağına işte çabuk içeri girin yani diye uyarıyor onları. Hani içeri tabii herkes şaşkın neden diyorlar ki hani yenildi. Hani Beşiktaş yenildi, Bursa şampiyon oldu. Şimdi ben de içeri girerken Şenol Hoca dedi çabuk içeri gir dedi. Hocam ne oldu dedi? Bursa şampiyon oldu. Nasıl olur dedim hocam, adamlar seviniyor dedim. Çabuk içeri gir dedi, hani katliam çıkacak içeride. Kimsenin haberi yok. Allah Allah dedik, nasıl abi, içeri girdik, soyunma odasındayız. Önümüzde televizyon, bütün takım halinde televizyonun karşısındayız. Ekran ikiye bölünmüş, bir tarafta Bursa seviniyor, bir tarafta Fenerbahçe seviniyor. Sonuca bakıyoruz, Bursa 2-1 yenmiş. Nasıl olur bunlar? Meğersem işte hani güvenlik yoktu, güvenlik yok ve hani Fenerbahçeliler artık şunu mu gördü? Bu kadar kaçırdık, kısmet olmayacak. Yeneceğiz, bunu öğrenirseler Bursa'nın şampiyonu burada katliam çıkar. Ha, o zaman anons yapalım, infial engelleyelim. Tabii, engelleyelim. Abi ondan sonra içeride 4 saat boyunca soyunma odasının içinde oturduk. Bekledik ki gideceğiz. Ondan sonra zırhlı araçlar geldi tabii. Biz zırhlı araçların içine 5'er kişi girdik, ortadayız. Yanımızda böyle polisler oturmuş. Zırhlar ortada böyle gidiyoruz. Çok iyi ya. Tabii ortada oturup böyle gidiyoruz. Ben iki kere Kadıköy'de onu yaşadım. Bir işte Trabzon'la şampiyonluk denettiğimizde, bir de şampiyon olduğumuz. Şampiyon olduğumuz arası yine 4 saat 5 saat. Şimdi ben bunları nasıl anlatmayayım? Hep anım böyle geçmiş. 5-6 saat yani orada kalmışım. Zırhlı araçlarla çıkmışım oradan. Alex için neler söylersin? Çok büyük bir futbolcu. Yani nasıl söyleyeyim? Şimdi baktığınız zaman Galatasaray'da halen de Hacı konuşuluyor. Bir on numara dediğiniz zaman Hacı. Fenerbahçe'de de Alex, Türkiye genelinde de Alex'le yabancı olarak diyorum. Çünkü yerli dersek Sergen Yalçın'ı da koymam lazım. Çünkü ona ayrı bir parantez açayım. Ben hayranlıydım. Halen de hayranlıyım. Sergen Yalçın. Kesinlikle. Yani Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yerlisi diyebilirim. Var elbette ki yani kimsenin hakkını yemek istemem. Çok büyük futbol ama Sergen Yalçın ayrı. Bunu kime sorsanız söylüyor. Ama yabancı olarak Alex'le Hacı hala da konuşuyorum. Ve Alex'le ben 5-6 kere karşılıklı oynamışımdır. Muazzam bir futbolcu. Var mı anın Alex'le? İşte diyaloğun, konuşman? Var. Yani saha içerisinde konuştuk. Hatta ben şöyle yani kendimi şanslı hissediyorum. 3 kere forma değiştirme şansım oldu Alex'e. O formalar ne oldu? O formalar çok sevdiğim Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Pişman oldu mu verdiğine? Yok, pişman olmadım. Ha forma benim o sevdiğim arkadaşlarım. Ha ben de yani aynısı benim için. Çünkü çok sevdiğim arkadaştan da öte olan insanlar. Onlara verdim. Biri Erdinç Bayraktar'dır. Benim çocukluk arkadaşım. Çok çok severim. İnanılmaz severim. İki kere ben değişmek istedim Alex'e ve hiç geri yani ikiletmeden hemen çıkarttı. Bir kere de Alex benimle forma değiştirmek istedi. Ve bu Kadıköy'de oldu. İnanılmaz gurur duydum. İnanılmaz onore etti beni diyebilirim. Çünkü hani onun gelip sizden forma değiştirmesi doğru. Bu çok muazzam bir şey yani. Aklıma Sabri'nin Ronaldo'ya gidip konuşması, Ronaldo'nun bakmaması geldi aklıma. Ya. Olabilir ama yani sonuçta Alex'in maçtan sonra benimle ilgili hani gördüğüm en yetenekli Türk futbolcularından bir tanesi demesi benim için. Ha bu bir insana gurur vermez mi yani? Tabii verir tabii. Yani ama sen çok iyi oyuncudur ama Engin. Ya eyvallah, ben elimden geleni yaptım hani, ama bir Alex, bir Sergen Yalçın, bir Hacı gibi değilim tabii ki de. Ben hani iki yönlü oynayabilen, hani mücadele eden, işte hani gerektiğinde belirli sürprizler yapabilen bir futbolcum, ama ben mesela hani insanların beni çok abarttığını düşünüyorum.
Ben hani o kadar da ben de seni çok ben de seni çok mütevazı olduğunu düşünüyorum. Ya mütevazilik bence her insan mütevazı olması lazım ama ben biraz da ya biraz ne bileyim ben sen, gerçekten sen farklı meziyetlere sahip iki yönlü oynayan sağ ayağını sol ayağını aynı şekilde kullanabilen içeri ya, dışarı kat edebilen ama, dikine gidebilen enteresan bir oyuncuydun. Ya tamam ama ne bileyim yani bir Sergen Yalçın bir Hacı Ayks gibi değildim yani. Hani tabii ki de insanlar, ya onlar ama çok ekstrem yıldızlar. İşte anlatabiliyor muyum ama peki Hacı mı Sergen mi Alex mi? Hacı mı Sergen mi Alex mi? Sergen Yalçın derim ben. Sen ciddi misin? Alex'ten Hacı'dan iyi mi diyorsun? Ya ben Sergen Yalçın. Bak bu benim şahsi fikrim. Vay. Şimdi tabii ki hani şunu demiyorum. Onlardan çok daha iyi. Hani o anlamda değil. Ben üçünü bana sorsa Sergen'i tercih ederim diyorsun. Ben Sergen derim. Sergen Vay. Yalçın derim kesinlikle. Yani bak Hacı ile karşılıklı oynama şansım olmadı. O yüzden hani belki Hacı'yı izledim. Ama izlemekle aynı anda oynamak çok daha farklıdır. Hasan Şaş, işte hocamız Hasan Hoca olsun, Ümit Hoca olsun. Hani onlar diyor Hacı muazzamdı. Kesinlikle doğrudur. Muazzam bir futbolcudur. İzlediğim kadarıyla da öyle. Alex'le birebir oynadım. Bana göre muazzam bir futbolcu. Sergen Hoca'yla karşılıklı oynadım. Ama Sergen Hoca derim çünkü ya ekstrem bir futbolcu ya. Yani İnanılmaz. Her yana zeka mı akıyor? Ya bak şimdi Hacı da sol ayak, Alex de sol ayak, Sergen de sol ayak. Ama bana sorarsan sol ayak olarak top Sergen'in ayağına yakışıyordu. Hayır. Çok daha farklı bir duruşu vardı. Sol ayağını aldığı zaman duruşu, bakışı, topla yani hareketi, zekası yani bilmiyorum. İnanılmaz. Ben kesinlikle Sergen'i teknik yaptım. Direktörünü beğeniyor musun? Sergen Hoca'nı beğeniyorum. Ben hani sırf Beşiktaş'ta diye değil. Bundan önce Malatya Spor'da olsun. Antep'te çalıştı, Alanya'da çalıştı. Alanya. Yani Sergen Hoca baktığınız zaman hep başarılıydı. Ya başarısız olduğu dönemler de var ama bu gayet normal. Yani sonuçta yeni başlıyorsunuz. Yeni başlamanıza rağmen artınız eksinizden daha fazla. Bu da onun başarılı olduğunu gösteriyor. Şimdi Beşiktaş'ta ilk senesi daha tecrübeli hocalar geldi Beşiktaş'a. Hemen hemen aynı kadroyu ya böyle oynatamadı. Bu seviyeye getiremedi. Ve Sergen Hoca bunu yapıyor. Ya bu da bir başarıdır yani. Bence büyük bir başarı. Hatta ben Fenerbahçe Galatasaray'dan daha çok Beşiktaş'ın hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş futbol olarak da hak ettiğini gösteriyor. Fenerbahçe evet şimdi Emre Belezoğlu'la birlikte, Emre abiyle birlikte gerçekten hani çok daha farklı. Aynı kadro ama gerçekten böyle bir aşı, farklı bir aşı yaptı takımı ve takım değişik oynamaya başladı. Son maçta da muazzam oynadı. 3-2 bitti ama Fenerbahçe çok daha farklı kazanabilirdi. Çok iyi oynadı bana göre. Hani bunun devamı gelirse Fenerbahçe de şampiyonluğun hani zaten büyük adayı ama yüzdesi artabilir şampiyonlukta. Tabii ne olur ne olmaz onu önümüzdeki haftada göreceğiz ama ben hani şimdiye kadar bütün sezon boyunca baktığım zaman performans açısından Beşiktaş diyorum yani. Hani ve bu Sergen Yalçın'ın başarısı. Atiba için neler söylersin? Atiba çok iyi bir futbolcu. Atiba her takıma lazım. Her takıma lazım. Çünkü Hatiba iki yönlü oynayan çok nadir futbolcu. Şu an Türkiye'de iki yönlü oynayan tek futbolcu belki de. Türkiye'de. Genele, dünya geneline baktığın zaman var elbette iki yönlü oynayan ama bence Türkiye'de şu an düşünüyorum yerli yabancı ayırt etmeyeceksin. Hatiba tek iki yönlü. Yaşı ilerledi. Evet o eski gücü tabii ki yaşlanınca o gücünüzde değilsiniz ama bu yaşına rağmen yine Atiba'nın yaptıkları muazzam. Beşiktaş'a geldiğinden beri Beşiktaş'ın her zaman en iyi adamı olmaya başardı. En istikrarlı adamı olmaya başardı. Ama tabii üzücü olan tarafı yaşının ilerlemesi ve artık onun da yavaş yavaş sona doğru gelmesi. Sonuna gelmesi. Bu da üzücü bir şey yani. Ama ben çok beğeniyorum. Burak Yılmaz. Onunla beraber oynadın. Trabzon'da, Galatasaray'da. Yani Lille'de inanılmaz şeyler yapıyor. Helal olsun. Hele son maçta da hani sadece son maçta değil bundan önce de Burak hani takımı sırtlayıp götürüyor. Onun en büyük şansı belki de en doğru dönemde Avrupa'ya gitmesi. Çünkü Burak'ın orada oynadığı futbolla burada oynadığı futbol aynı değil. Burada da başarılıydı. Çin'de de başarılıydı. Ama Lille ve şu an milli takımda yaptıkları bile Lille'in etkisi olduğunu düşünüyorum. Seninle oynarken Trabzon'da ve Galatasaray'da futbolu bu denli iyi biliyor muydu Burak? Hayır. Bu oynamıyordu ki bu şekilde. Çok kritik goller attı. Çok faydalıydı ama hep arkaya koşu yapıyordu.
Hiç alver yapmıyordu hiç değil mi o zaman? Hiç alveri yoktu. Alveri yoktu. Hep arkaya top istiyordu. Hep, ama tabii bu da doğrusuydu. Sonuçta sonuç olarak gol atıp bunu da kanıtlıyor ama şimdi mesela top alıyor, takımı rahatlatıyor. Her yere basmıyor. Gücünü dengeli kullanmaya başladı. Ve bunu da en güzel örneği son maçta 90. dakika 90 artı 2 miydi 3 müydü kaçtı? Evet. Son dakika. Öyle bir şey. Orada ne kadar güçlü kaldığını hepimiz evet. gördük. Çünkü sonunda da hem koştuktan sonra topun dibine girdi. Dibine girdi. Normalde ayak içi plase vurur. Burada hem baktı bekledi ve ayak içi. Bu da güçten dolayı. Çünkü artık gücünü kontrollü kullanıyor. Burak şu an yanlışım olmasa herhalde 35-36 yaşında. 36. Burak şu an bu futbol düşüncesiyle, bu zekasıyla, bu futbol bilgisiyle 20-25 yaşlarında olsaydı Burak'ı düşünsene. Real Madrid Barcelona yapardı. Rahat yapardı. Çünkü o yaşlarda açmış olsaydı Burak hem genç olacaktı, daha güçlü olacaktı, daha bir Burak parayla satın alamazdı. O zaman bu da Türkiye'deki antrenörlerin kabahati o zaman. Değil mi? %100. Değil mi? Türk futbolunu görmüyor musunuz? Ha, Türk futbolunu görüyoruz ama yerli futbolcu görüyoruz. Bu çok nadir. Şimdi geçen en son... Yetişmiyor değil, yetiştiremiyorlar. Abi yetiştiremiyorlar. Yetiştirmek istemiyorlar. Bu da var. Sadece yetiştirmiyorlar değil. Yetiştirmek de istemiyorlar. Yabancı olsun diyor. Şimdi kadrolara bakıyorsun. En son kimin kadrosuydu? Antep mi? Birinin. Ya 11 tane yabancı var. Büyük takıma bakıyorsun. Abi hep yabancı, yabancı. Ben yabancı düşmanı değilim. Bunu hep söyledim, yine söylüyorum. Ama yerli görmek ama istiyorsun. Yerli görmek istiyorum. Çünkü burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti. Türk milli takımına Türkiye'den de futbolcu gitmesi lazım. Sadece Avrupa'da oynayan Türk yani Türk futbolcuları değil. Tabii ki onlar da gelecek, ayrı katkı sağlayacak ama milli takıma baktığın zaman Juventus'ta, Liverpool'da, Lille'de Avrupa'da oynayan yerli futbolcularımız var. Avrupa'da oynayan. Türkiye'de oynayan yerli futbolcumuz ya bir tane var ya iki tane. Bu da bizim ne kadar geriye gittiğimizi, bizim gerçekten futbola dair hiçbir şey vermediğimizin ülke içerisinde en güzel kanıtı bu ya. Yabancı elbette gelsin ama kaliteli yabancı gelsin. Al geçen telefonuma bir haber geldi. Akhisar yabancı siyahi bir futbolcu transfer etmiş. Futbolcu değilmiş. Adamın futbolcu olmadığı ortaya çıkmış. Ya birader Akhisar dediğin yani Süper Lig'de yıllardır Süper Lig takımı. Profesyonel bir takım. Sen bir oyuncu alırken neye göre alıyorsun? Demek ki burada neyi anlıyoruz biliyor musun? Demek ki senin için sadece önemli olan yabancı olsun da ne olursa olsun. Anlatabiliyor muyum? İnanılmaz. O yüzden de Türk futbolu neden bu hale geldi kimse de yani kusura bakmasın. Kimse de yanlış anlamasın. Neden bu hale geldi diye de kimse sormasın. Yapılan işler ortada. Belli. Her şey gözüküyor. Bir şeylerin değişmesi lazım. Güzel. Futbola katkı sağlamak isteyen, futbol bilgisi olan, yıllarını bu işe vermiş olan insanlar artık futbolu yönetmesi lazım. Futbolun içinde daha çok bulunması lazım. Kalbi, yüreği, zihni temiz olan insanların artık bu işin içine girmesi lazım. O yüzden eğer öyle olmazsa biz kendimize neden yerli futbolcu yetişmiyor, neden olmuyor bu soruları çok sorarız. Cevabı da her zaman aynı olur, hiçbir zaman da değişmez. Cüneyt Çakır. Cüneyt Hoca, ya şöyle söyleyeyim. Ya gerçekten sevdiğim hiç bir hoca. Denk geldin mi yerden? Denk geldim. Karşıyaka Göztepe maçında denk geldim. Orada Karşıyaka'dayken maçımızı yönetti. Ben de 90. dakikada gole attım. Attıktan sonra bana sarı kart da gösterdi ama hak ettim de yedim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kısmet oldu orada denk gelmemiz. Çünkü helallik alma şansımız oldu. Ben yaptığım hareketten dolayı helallik alma şansım oldu. Helallik istedin, o da verdi mi helalliği? Tabii o da helallik verdi. O da helallik istedi. Ben de helal olsun dedim. Çünkü ya bak yaptığım hareket çok çirkin. Olmaması gereken. Bunu her zaman söylüyorum. Aklıma geldikçe de hani üzülüyorum. Bu konunun da artık kapanmasını istiyorum. Çünkü her zaman yani Cüneyt Hoca'yla hani anılacaksam başarılarımla anılayım istiyorum. Oynadığım futbolla anılayım istiyorum. Hani Cüneyt Hoca kötü bir maç yönetti. Aa Engin haklıymış. Bunlarla anılmak istemiyorum. Bunlar hoş şeyler değil, çirkin şeyler. Son olmasını istiyorum. Artık bu benim için artık bir işkenceye döndü. Ama Cüneyt Hoca da orada yanlış yaptığını biliyor sonuçta. Çünkü ben ona hani hakaret ettim diye şey yazılmış.
Kırmızı kartı yemeden önce ben bir hakaret etmedim. Kırmızı kartın sebebi ise hakaretmiş. Öyle bir şey yok. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Aşırı iyi biliyorum, öyle bir şey yok. Ama oldu bir kere. Herkes hata yapabilir. O da yapabilir. Ben de yapabilirim, sen de. Bu gayet normal. Önemli olan hatalarımızı görüp bundan ders çıkartıp önümüzdeki ilerleyen yıllarda Allah ömür verdikçe bunları tekrarlamamak, daha güzel örnek olmak için çaba sarf etmemiz lazım. Benim de öyle bir şansım oldu. Helallik istedim. O da helallik istedi. Biz helalleştik. Benim Cüneyt Hoca'yla hiçbir sıkıntım yok. Aksine en sevdiğim hocalardan da bir tanesi. Bak, bu gerçek, söylüyorum bunu. Sırf hani Avrupa'daki başarısından dolayı değil yani. Ben ona bakmıyorum. Ben hani genel oynadığım dönemde de Cüneyt Hoca'yı tanıyorum. Avrupa'da düdük çalmadan önce de tanıyorum. Ve her zaman beğeniyordum. Hataları var. Ben de görüyorum. Evet, yanlış yaptı diyorum ama var mı hakkı ya yanlış yapmaya? Var. Neden olmasın? Onun da var. Biz de hata yapıyoruz. O yüzden hani bu son olsun. Benim ona karşı bir kinim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Başarısını istiyorum. Her zaman başarılı olsun. Onun başarılı olması demek bayrağımızın başarılı olması demek. Avrupa'da bizi temsil etmesi, ülkemizin başarılı. Bu hepimiz için geçerli. Çünkü her hangi vatandaşımız nerede olursa olsun bizi temsil ediyorsa bu bir gururdur. Bayrak meselesidir. Hepimiz bayrağımızı, toprağımızı seviyoruz. Elbette ki o da sonuçta TC kimlikli. Bizim vatandaşımız. Elbette onu da sevmek zorundayız. Zorunda, yani zorunda demeyeyim de onu sevmeliyiz. Çünkü bizden beri. Yanlış yapacak ama sevmeliyiz. Yarın bir gün ben de hata yapabilirim. Benden de mi nefret etsin herkes ya da senden. Birbirimizi sevmeliyiz. Yani her şey sevmekten geçer. Hatalarımızı söyleyeceğiz. Yanlışlarımızı söyleyeceğiz ama hata yanlış yaptık diye de birbirimizi silecek halimiz yok. Birbirimize destek olmalıyız. Trabzonsporların biz şampiyon olduk dediği sene, Fenerbahçe'nin de ne münasebet, kupa bizim elimizde, biz şampiyon olduk dediği sene. Sen de o sene Trabzonspor'da oynuyordun. Ya bize göre biz şampiyonuz. Her zaman söylüyoruz. Ya bunun bir hukuki süreci var. Devam ediyor. Karar sonuç ne çıkacak bilmiyoruz. Çünkü bir karar çıkıyor. Sonra karar değişiyor. Sonra bir daha bir karar çıkıyor. Bir daha değişiyor. Hani bir kararın bu kadar uzun sürmemesi lazım diye düşünüyorum ama demek ki hani bizim bilmediğimiz çok şey olabilir orada. Hani biz oynamakla mükellefiz. Biz oynadık. 82 puana geldik. Sonra böyle bir operasyon oldu. Bir şey ortaya çıktı. İşte bunun yani cezalar verildi. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne gidemedi. Bunun neticesinde başkanlar, yöneticiler cezaevinde kaldı. Sonra çıktılar. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Hani öyle bir şey oldu ki hani burada da ister istemez insanlar diyor ki madem bu ceza varsa o zaman bu tarafta diyor biz şampiyonuz o zaman. Yani öbür tarafta diyor ki cezalar var ama sonra affedilmeler var o zaman biz de şampiyonuz. Hani bizim bildiğimiz sadece televizyonda ne gördüğümüz olan biten sadece bu. Ama işin içerisinde farklı bir şeyler var mı? Hani ona senle ben de ikimiz de bir şey diyemeyiz çünkü... Sence olabilir, olmayabilir. Sence şike oldu mu? Ya şimdi benim düşüncem şu. Hukuki süreç var. Elbette ki adalet elbette yerini bulacaktır ama hani devam ediyor. Onun aksine az önce dediğim gibi Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden men yedi. Ceza yedi. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi oynadı. Hani cezaevlerinde kalan insanlar var. Hani ben var gibi geliyor bana çünkü hani bu cezaları o zaman niye verdi? Madem bir böyle bir şey yok o zaman bu adamlar neden bu cezaları yedi? Haksız yere bu adamlar cezaevinde yattı o zaman. Haksız yere Fenerbahçe Avrupa maçlarından men edildi. Şimdi öyle bir şey ki. Kumpas da var diyorlar hani ya. Sana göre var da diyebilirsin, sana göre yok da diyebilirsin. Çünkü hem yatan var, hem haklı olan var, hem haksız olan var. Yarın haksız olan haklı duruma geçiyor, haklı olan haksız duruma geçiyor. Şimdi hani burada da çok net bir şey diyemeyeceğim açıkçası. Sıkıntılı bir süreç. Sıkıntılı bir süreç. Tabii adalet yerini bulursa herkes için iyi olur. Çünkü sonuçta doğrusu neyse hak eden kimse kuponun müzesinde olsun yani. Şenol Güneş'te bir anın var diye hatırlıyorum. Şenol Güneş seni bir maçta kenara alırken bir söylemen. Ondan sonra bir maç toplantısında... Engin burada ne söylemek istiyorsun tarzı bir sorusu. Ya Şenol Hoca'yla şöyle bir şey var. Yani Şenol Hoca Kasımpaşa maçı
Tabii aramızda bir soğukluk var. Şenol Hoca da beni oynatmak istemiyor Kasımpaşa maçında. Ama işte bir sağ bekimiz Serkan Balcı ile bizim Barış Ataş diye biliyorum. Biri sakat, biri cezalıydı. Beni de çift kaleye almamıştı taktik idmanına. Ben kenarda tek başıma işte duvarla paslaşıyorum. Cezalıyım. O ara işte Ceyhun'u, bizim Sezer'i, bir de kim vardı? Deniyor mu sağ bekte? Deniyor işte sağ bekte. Sürekli deniyor. O olmuyor, bu olmuyor. İşte onu deniyor, olmuyor. Kızıyor, dönüp bana bakıyor. Bir yerde beni hani oynatmadı. Çünkü hani ben gençliğimde, hani genç takımda oynarken sağ bek, sol bekte oynamıştım. Bir de hani İki ayağında kullanabiliyorsun. Hani ben çabuk çözebiliyorum hani mevkileri. Hani joker gibi de kullanabiliyorsun. Çünkü hani benim çift yönlü oynama bir karakterim evet. var. Hani iki taraflı oynama özelliğim var. Öyle söyleyeyim. Karakter demeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Özelliğim var. Bir tane hırslı olduğum için hani ayak uydurma şansım da var. Bir de orada hani benim mücadele gücümü de bildiği için bir anda kafasında varım. Ama bir yandan da hani aramız soğuk diye de oynatmak istemiyor. Tabii deniyor. Bir denedi, iki denedi. Aynı adamları iki üç kere denedi. Tabii istediği gibi verim alamadığı için en son Engin dedi. Döndüm, buyur hocam dedim. Gel dedi. Ben de ağladın tabii. Ben de ya, çağırıyor. Belli zaten çağırdı da. Ben de hani topu bıraktım, yürüyerek gidiyorum. Gelsene dedi, geliyorum dedim hocam. Halbuki bana orada hani koşarak gelmemi istiyor. Top benden hani aklımdan o geçmiyor. Böyle çağırdı, gidiyorum. Oğlum gelsene dedi. Hocam geliyorum dedim. Lan gelsene, geliyorum dedi. Yürü git lan dedi. Yine kovdu beni. Git dedi duvarla pas yap dedi. Allah Allah diyorum ya. Hem çağrıya gidiyoruz, hem de adam bizi kovuyor dedim. Yani nasıl olacak anlamadım. Tabii anladım sonrasında hani koşarak gitmem lazım diye. Bir de sinirli. Hoca da haklı. Ben de olsam ben de sinirlerim. Üç tane adamı 50 kere aynı yerde deniyor ama yani söylediklerini bir türlü anlamıyor. Ama onlar da ne yapsın? Sonuçta mevkileri değil. Tabii yine denedi tekrar tekrar. Tabii denedikçe istediğini alamayacak çok daha fazla sinirlenmeye başladı. Bana bakıyor. Bir yandan kızıyor işte hani istemiyor ama bir yerde de hani alıp hani bunu koymam lazım, denemem lazım diyor ama öyle bir arada kaldı ki neyse yine 2-3. Tabii Engin dedi buyur hocam dedim gel dedi bu sefer koşarak gittim. Anladın mı? Koşarak gittim. Sağ bek oynayabilir misin dedi. Oynarım dedim ya. Ha, bir de öyle bir söyledim ki hani. Ya ne var ki ya sağ bekte var. Ama ben de niye biliyor musun? Şimdi hani aramızda soğukluk var ya. Hani ben ister istemez ben de insanım yani. Ben de kızıyorum ama hani kötü niyetli değil. Ben de o sinirle hani oynarım ya ne var dedim. Hani böyle kendimden nefret ettim aslında bu şekilde söylediğim için ama gıcıklık olsun diye bir yerde. Ne demek oynarım dedi. Dedim oynarım ben dedim. Ne olacak dedim. Sağ bek dedim. Adam tutuyorsun dedim. Adamı döndürmüyorsun. O da bitiyor. Ya o kadar başı geç dedi. Tabii önceden de oynamıştım var ama tabii bizim defans oyuncuları da aralarında konuşurken işte muhabbet içerisinde hep yani defans oyuncusunun özelliği defans çizgisini bir gözün orada olacak, bir gözün adamda olacak. Yani çizgiyi kaçırmayacak. Onlar gidiyorsa onlarla birlikte. İşte kayıyorsalar, adam çıktıysa kademeye girme. Bunlar hep aklımdaydı. Tabii şimdi hoca oynatıyor. Tabii ben de bunları yapıyorum. Hocanın istediği gibi. Hoca verim almaya başladı. Hoca hani yani mutlu da oldu. Anlıyorum onu. Tabii ben de hani göstereceğim ya ona hani beni niye orada tutuyorsun? Ben hak ediyorum oynamayı diye. Tabii adam kademeye giriyorum. İşte adamı aldırmıyorum, döndürmüyorum, topa ileri çıkıyorum, topla verip hoşuna da gitti. Tabii ama bir yerde de şu var, oynatmak istemiyor. Yani oynatmak istemiyor. Belaptı, sen git dedi, yine duvarla çalış. Allah Allah diyorum, ya adamı. Hani ona o kadar hani memnun da oldu, beni niye bir daha oraya gönderiyor? Tabii yine Ceyhun'u çağırdı, Sezer'i çağırdı. Onları deniyor falan. Barış diyorum, üçüncü kişi, bir kişi daha tamam hatırlamıyorum. Tabii yine ısrar ediyor onlar da çünkü yarın artık maç günü. Birine karar verecek. Tabii olmadı. Sinir de koptu onda. Dedi ki tamam idman bitmiştir dedi. Yani koşunuzu yapın içeri girin. Kızdı çünkü. Çünkü istediğini yine alamadı ama bende var. Beni de oynatmak istemiyor. Ertesi gün işte kahvaltı falan yaptık. Kahvaltıdan sonra tabii yardımcı Ünal Hoca'yı mı gönderdi? Yok Mehmet ya Mehmet Kulaksızoğlu'ydu ya Ünal Kahraman'dı. İkisinden biri geldi dedi ki hoca seni dedi şey bekliyor dedi odasına. Sen de anladın tabii. Tabii anladım ama iki şekilde kafamda var. Ya beni oynatacak ya da beni kadroya almayacak. İkisi var kafamda.
Ama en yüksek ihtimalim oynatacak. Çünkü hani oynatmak istemese beni niye çağırsın der ki. Kadroyu zaten yazıyorsun. Kadroyu almasın. Tabii. Neyse girdim. Ayakta duruyorum. O bir şey yazıyordu. Son herhalde taktikler artık neyse onu yazıyordu. Göremedim onu. Şöyle mi bakıyor gözlükten? Yani şöyle bakmıyor bana. Ben ayaktayım. Tabii böyle durdum bekliyorum. Bir dakika iki dakikadır ayaktayım ya bir şey söylemiyor bana. Ben de işte hani böyle yaptım böyle. Yaptım. Ne oldu sıkıldın mı dedi. Yok dedim hocam sıkılmadım dedim. Abi biraz dedim hani şey havasız onun yüzünden. Açacağım o zaman dedi. Neyse sen dedi otursana dedi. Neyse oturdum. Seni dedi sabek oynatacağım dedi. Oynayabilir misin dedi. Ben dedim ki hocam oynarım dedim ya. Dün de söyledim oynarım dedim. Ben dedim eskiden de oynadım zaten dedim. Nerede oynadın? Dedim işte altyapılarda falan. Burası altyapı mı lan dedi. Bu altyapı mı lan dedi. Profesyonel takımdasın. Dalga mı geçiyor? Yok hocam o anlamda demedim. Hani altyapıda oynamışlığım var. Hani biraz oradan biliyorum. Biliyorum kafamda var yani. Dün de dedim idmanda az çok biliyorum ya şimdi hoşuna etti. Ben de oradan geliyorum. Dün de idmanda az çok görmüşsünüzdür dedim. Hani çizgiyi takip etmem. İşte çıkmam adam döndürmem. Ha biliyorsun tamam dedi. İyi dedi sağ bek oynayacağım göreceğiz dedi. Dedim tamam göreceğiz. Tabii bunu söyleyince de ya şimdi tedirginsin bir tarafta. Tabii stres çünkü oldu. Altyapı değil burası. Hani genç takım değil. Sonuçta profesyonel bir maç. Lig maçı. Çıkıp oynaman lazım. Bir de bana da hani aramız soğuk. Beni de oynatmak istiyor. Benim yani iyi oynamaktan başka bir çarem yok. Neyse. Tabii maç başladı. Ve inanılmaz iyi oynadım. Hani o hırsla birlikte bir de hırs yaptım ona göstereceğim diyor. Kafa topuna çıkıyorum. Bir fotoğrafım var. Kafa topuna çıkmışım. Adamın kafası benim dizimde. Vay. Yani öyle bir Ronaldo gibi çıkmışsın. Yani öyle bir sıçramışım ki havaya. Kendim bile hatırlamıyorum yani. Çıkıp topa vurmuşum. Resimde gören inanamadım o yüksekliğe çıkmaya. İşte hırs böyle bir şey. İnsanı böyle sıçratıyor. Neyse. İşte adam geçiyorum. Veriyorum. Orta kesiyorum. Umut'a bir tane orta sahanın arkasında Umut'a bir tane ara topu attım. Bu, yani kaleciyle baş başa atamadı. Asistimi yedi. Yani bir şey demeyeceğim ama asistimi yedi. Yani o da benim şeyim olurdu artık. Taçlandırırdım. Ama helali hoş olsun Umut'a. Buradan da söyleyeyim. Çok severim kendisini. Müthiş oynadım bak. Müthiş oynadım ama sonra maç bittikten sonra ne kadar yorulduğumu anladım. Ne kadar zor bir mevkide oynadığımı. Serkan'a şunu dedim. Bir daha sakın dedim. Ne cezalı duruma düş ne de sakattan dedim. Ben bir daha burada oynamam. Gördün mü dedi ne kadar zor. Dedim böyle bir şey olamaz. Çünkü sürekli ileri git gel yapmalısın. Adam tutmalısın. Sadece fizik olarak değil kafa olarak da yoruluyorsun. Çünkü sürekli takip etmen lazım çizgiyi. Tabii o inanılmaz yorulmuştum. Hatta o gece serum taktırdım kendime. O yorgunlukla. Çünkü uyuyamadım. Yani o kadar yoruldum ki serum taktırıp öyle uyudum. Öyle bir anım var. Tabii maçtan sonra tebrik etti mi hocam? Maçtan sonra geldi dedi. Tebrik etti. Helal olsun dedi. Ben hani oynarsın diye düşünmüştüm dedi ama bu kadar iyi oynayacağını hiç düşünmemiştim dedi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam dedim. Bir ondan de senin sonra... Şenol Hoca'yla senin oyundan alırken senin bir... Ya yok. Şampiyonla oynuyoruz. Hani Eskişehir maçıydı içeride ve maç 0-0. Hani 89. dakika. Oyuncu değişikliği. Hani tabii çıkabilirim oyundan hiç problem değil. Ben normalde hani çıkıyorum ama hani yerime gireceğin adamın daha uzun boylu. Hani artık 89 dakika kazanmamız lazım. Tabii doldur boşalt olacak, hani, şişirilecek hani falan. Ben böyle Mustafa Yumlu'yu falan oynalır işte hani şişirir, indirir falan. Abi defans sağ bek oyuncusu aldı. Barış'ı mı aldı? He, orta saha oyuncusu çıkıp defans oyuncusu alınca hani biz de kazanmak istiyoruz. Hani o hırsla birlikte hani öfkelendim anladın mı? Ben de orada hani öfkemi saydırdım, dile getirdim. Saydırdım. Tabii canım öfkemi dile getirdim ama hani kötü niyetli değilim aslında. Tabii tabii. Tamamen kazanmak istiyoruz ama hani niye defans oyuncusu giriyor? Hani biz kazanmak istiyoruz. Kazanmayacaksak da yenilelim kardeşim ama en azından hani hücumda yani atmaya çalışalım. Abi böyle çıktık tabii. Ertesi gün. Tabii bu kameralara yansıdı. Tabii kameralar da hiç yani böyle yani spor programları sevmezler böyle insanlar
bir şey söylediği zaman bunları görüntülerini yayınlamak istemezler normalde. Yani işte hani bu spor programı normalde hep güzel şeyler göstermek ister. Yani bunları aslında göstermekse yanlışlıkla bunları görüntüleri vermişler. Tabii tabii yanlışlıkla verdiler sana. Tabii yani şimdiye kadar hep yanlışlıkla kötü görüntüle verdiler. Aslında onlar hep iyi görüntü vermek istiyor. Sonra ertesi gün tabii görüntüler, hepimiz oturuyoruz. Hoca görüntüleri açtı. Biliyorum başıma geleceğini. Acaba ben ne desem, ne yapsam, ne etsem diye düşünüyorum. Tabii benim görüntüm geldi. Hepimiz izledik. Böyle yaptı. Dur. Dedi Engin dedi. Seni dedi sahneye alayım dedi. Herkesin önüne. Burada ne demek istiyorsun? Burada dedi ne yapıyorsun? Yani ne diyorsun? Kime söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ben de böyle ara bakıyorum. Ne diyeyim? Ya hocam dedim. Burada kendime kızıyorum dedim. Kendime öfkelendim. Ne diyorsun? İşte kendime hakaret ediyorum. Yani ben nasıl işte yani böyle tamam. Niye bir şey yapamadım? Niye kötü oynadım? Kendime saydırıyorum dedim. Öyle mi dedi? Evet öyle dedim. İnandım hoca. Ya inanmadım. İnanmadı tabii. Ama şey hoca şunu da biliyordu. Ayık niyetli, kötü niyetli olmadığımı çok iyi biliyordu. Bunu da her zaman söyledi. Ya ben... Ya hocalarıma hani ben de şey değilim yani. Hocalarıma da çektirdiğim oldu. Onlar da hakkını helal etsin. Ama ben sonuçta saha içinde ne istiyorsalar her zaman en fazlasını vermeye çalıştım. Ve iyi niyetliydim. Maçtan sonra her şeyi unuttum. Hani yaptığım mesela zarar verdim ama kimse değil. Her zaman kendime zarar verdim. Onlar da benim kötü niyetli olmadığımı hem Fatih Hoca da söyledi, Mesut Hoca da söyledi, Rıza Hoca, Şenol Hoca. Bütün hocalarım her zaman aynısını söylemiştir. Engin'in zararı kendinedir. Engin kötü niyetli bir insan değil. Bu da bana ben seni çok yakından tanıyorum. Bu da bana yetiyor. Seni 4-5 senedir çok yakın tanıyorum ve sürekli görüşüyoruz. Yüzüm burada diye söylemiyorum. İnanılmaz güzel bir kalbim var senin. Estağfurullah abi. Öyle hakikaten öyle. Çok iyi bir adamsın, düzgün bir adamsın. Eyvallah. İyi bir dostsun. Ne zaman arasam çıkarsın, ne istesem yaparsın. Yani iyi adamsın yani. Ya 3 günlük dünya sonuçta kötülüğü de iyiliği de bilen insanlar. Yani kötülüğü iyiliği kimseye anlatmaya gerek yok. İyilik de nedir, kötülük de nedir biliyorsun. Ben iyi insan olmak istiyorum. İyi insan olmaya çalışıyorum. İnsanları hiçbir zaman hor görmedim. Görmem de asla. Ben neysem karşımdakini de her zaman aynı görürüm. Benim için makam önemli değil. Benim için insan önemli. Senin bir de lafını kesim. Bir görüntün çok yanlış mı anlaşıldı? Daha önce hiç bunu konuşmadık. İlk defa soracağım. Bir arabada bir para gösterme. Çok mu yanlış anlaşıldı? Abi, o makara yaptın değil mi orada? Şöyle abi? Bir şey söyleyeyim. Bunu yaptıran o zamanki yöneticilerdi. Çünkü Galatasaray yöneticiler. Bunun için beyaz futbola çıktım. 2 saat anlattım. Görüntüle iki görüntüyü de yan yana koydum dedim. Biz bunu PAF takımında oynayan çocuklar için bu paraları aramızda topladık. Violent'e gidiyoruz. Violent'te giriş paraları var. Ve bu paralar giriş parası için toplanıldı. Bize çocuklar video gönderdi. Bak bunu bilmiyordum ben. Bak videolu görüntü gönderdiler. 5 lira 10 lira sallıyorlar. Arkadan rahmetli Müslüm Gürses'in şarkısıydı herhalde. Tam emin değilim. Ama duygusal bir müzik çalıyor. Böyle 5 lira 10 lira. Biz de Yiğit'le tamamen hani bu videoya karşılık topladığımız paralar yani. Topladığımız paralarla karşılık olarak bir video gönderelim dedik. Hani aramızda böyle esprileşeceğiz. Bu kadar görüntüyü basit. Kim sızdırdı? Bu görüntü Instagram'da bunu Yiğit paylaştı. Paylaştı. Abi ondan sonra ana haberlere çıktık. Ya inanılır gibi değildi. Şakayı. Bak o kadar büyük olaylar var Türkiye'de. Adam kesmeler, tecavüzler, odu. Abi ikincisi ya bunu şimdi yani bir de ekleyeyim. İkincisi hani bunu yapmış olsan ne olur? Para herkesin kendi parasıdır. Millet Instagram'da neler neler paylaşıyor. Affedersin kendini pazarlayanlar var. Instagram'da, Twitter, TikTok mudur nedir? Kullanmıyorum, bilmiyorum. Kendini pazarlayanlar var. Abi bizim gibi biz para saçtık hani arabanın içinde. Bu ana habere çıktı ama bunlar çıkmıyor. Bunlar konuşulmuyor. Hangisi daha büyük bir ahlaksızlık? Kendini pazarlamak mı yoksa arabanın içinde para saçmak mı? Yani o kadar büyük olaylar yapılıyor, videolar paylaşılıyor, herkes bunu izliyor, hey, gülen var, normal karşılıyor var. Abi orada para saçmışsın arabanın içinde. Bunu da öğrenmiş olduk ya, ben yani, bilmiyordum, iyi ki de sormuşum o zaman. O ara biz tabii kadro dışı kaldığımız için, o zamanki Galatasaraylı yöneticiler bunu kendilerine koz olarak bildikleri için bunu da tabii... Ha, kullandılar, pazarladılar. Tabii ki eli kolu uzun, onu ara, bunu ara, bunu böyle çıkartın, yayınlayın, niye? Bize zararı olsun diye. Olsun.
Yani canları sağ olsun, ben kimseye kızmıyorum. Ama kırgın olduğun kimse var mı? Ya elbette ki kendime göre kırgın olduğum insanlar var ama hani onların da ismini geçirmek istemiyorum aslında. Sonuçta onlar da gelip geçiciydi ve gelip geçtiler. O yüzden... Son soru sana Drogba ile Snyder'i soracağım. Çok büyük iki oyuncuyla beraber oynadın. Hatta ilk geldiklerinde onlarla bir fotoğraf çekme anın da var. Tabii yani onlarla da anım var. Yani ikisi de gerçekten hani elde etmiş oldukları kariyer başarı sonuna kadar hak etmişler. Bunu onları görüp ve tanıdıktan sonra daha da çok kabul ettim ve anladım ki evet bunu anladım ki bunlar evet bu insanlar bunu hak etmiş. Hem mütevaziler hem öğretmeye çalıştılar hem sıcakkanlılar. Hani ikisi de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış. Real Madrid, Chelsea gibi kulüplerde oynamışlar. Büyük başarılar elde etmişler. Ve bunun karşılığında inanılmaz mütevazi kaldılar. Ve belirli yerlerde hani onlara böyle hani bir tepki gösterdiğinde tamam özür dilemesini bildiler ve bu beni şaşırttı. Şaşırttı çünkü bunları nadir göremiyorsun. Ülkemizde ben böyle bir ya sen mesela görmedim. Pozisyonda kızıyorsun, evet. Özür diliyorlar. Tamam diyor, haklısın diyor, sorry diyor. My fault diyor falan. Diyorsun ki helal olsun yani hani gerçekten ülkemizde çok nadir gördüğümüz için böyle bir şeyi. Drogba ile Snyder, Selçuk'la Burak zaman zaman sağ içinde bir şeyler oluyordu. Bir hafif inceden evet yani ben anlıyordum yani bir gruplaşmalar oluyordu mesela Selçuk Burak'ı atıyordu Burak Selçuk'u evet. Atıyordu Drogba Snyder'a Snyder Drogba'ya evet. Atıyordu birbirlerini atmazlardı çok top. Bunu bana çok kişi söyledi hani diyor ki yani biz diyor televizyonda izliyoruz. Sen hissediyor yani, muydun öyle bir şey? Biz saha içinde biz de hissediyorduk çünkü hani boş adamla 3 kişi markaj altındaki adamı görüyorduk ve hani bu taraf alınca boş adama değil markaj altında olan adam atıyordu öbürü de aynısını yapıyor hani. Ha burada bir şey var hatta diyordu. Hatta frikik atmak için de çok aralarında rekabet bir oluyordu. Rekabet vardı. Penaltı atışında rekabet ama vardı. Ama tabii Snyder'le Drogba bırakmıyordu tabii. Ya bırakmıyordu ama diğer taraftan da Burak'la Selçuk da var şimdi. Onların da şimdi tabii bunların hani Snyder'le Drogba'nın bir kariyeri var. Ama Selçuk'la Burak'ın da katkısı çok büyük. Katkısı büyük. Şimdi hani bu nasıl iki büyük güç arasında bir savaş gibi savaş bir şey var. Bu. Yani hani Amerika Rusya savaşıyor. Sen de arada hani ne yapayım ben? Hani tarafını mı emrediyorsun? Hani, tarafımı edeyim mi yoksa bir deliye misin? Yani, derin miyim mi? Hani bu zor bir durum aslında. Tabii. Gerçekten zor bir durum. Zor. Ama hani ikisi de gerçekten çok mütevazi. Yani sen bir de fotoğraf mı çekilmiştin Drogba Snyder'la? İlk işte anlaştılar, transfer oldular. Ya ben de işte sabah idmanıydı. Yalan olmasın sabah idmanda. Soyunma odasına girdim. Direkt karşıma işte Drogba ile Snyder yanında herkese işte herkes merhaba hoş geldin diyor. Abi gördüm. Aklıma nereden geldi bilmiyorum. Böyle durdum dedim. One minute dedim. Şu telefonu al dedim. Şey kime verdim telefonu? Ya olmasın. Ya Yekta ya Sabri birine verdim. Al dedim. Böyle ikisine böyle şey. Gelin bir fotoğraf çekelim. Böyle boyunlarından sarıldım dedim. Çekin dedim resmi. Facebook'a koyacağım dedim. Koydun mu? Facebook'um yok ki. Ha, o zaman koydun mu? Yok. Koymadım. Ama şey o resim bende ve o resmi büyüttüm. Ha büyüttüm. Canım, yani, çok güzel anı ama. Sonuçta bu adamlarla birlikte oynamıştım. Dünya starı. Yani bu insanlarla hani tabii onlar da güldü. Yani hiç beklemediler hani Facebook çekildim. Çok güzel anı ama. Güzel anılarım var ya. Ya Allah'a çok şükür. Hani dedim ya en başta. Ya iyi dönemlere denk geldim. Hani benim şansım iyi arkadaşlık ve iyi olan bir kadrolara denk gelmemdi. Belki de hani belki demeyeyim. Başarılarımın çoğu da Allah bu kadrolarda oynamamı nasip ettiği için bu başarılarım var. Yoksa diğer türlü kötü dönemleri olan zamanları da vardı Trabzon'un Galatasaray'ın. O dönemlere de denk gelebilirdim. Ve belki de bunları anlatmayabilirdim. Çok daha farklı bir kariyerim olabilirdi. Belki kariyerim olmayabilirdi. Şampiyonluklarım olmayabilirdi. Ama Allah'a çok şükür Allah nasip etti. Gördüm o günleri. Allah olmayanlara nasip etsin. Sayısız sonsuz şükürler olsun. Olmayanlara da nasip etsin tabii. Engin ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ettim. Geldin, kırmadın. Çok sağ olasın. İyi ki varsın. Allah başarılarını daim etsin. Amin inşallah. Allah herkese sağlık versin. Amin. Ben her zaman diyorum. Makam, para, pul, her şey gelip geçici ama gidip yani bunları kaybetseniz bile tekrardan bunları kazanma şansınız var ama sağlık abi sağlık. Allah her şeyin sağlık versin. Çünkü sağlık olmazsa gitse bile aynı şekilde geri de dönmeyebilir.
Doğru. Allah herkese sağlık versin. Hasta olsa bile Allah tedavisi olan hastalıklar versin. Tedavisi olan Allah herkese de acil şifalar versin. Son olarak da inşallah pandemi denilen şu lanetten de bütün dünya olarak kurtulur. Artık herkes de eski yaşamına döner. Yani sevdiklerinle artık kucaklaşabilir. Onlarla iç içe oturabilir. İnşallah bunları tekrardan görmek nasip olur hepimize. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Engin Baytar'la yaptığımız röportajın söyleşinin sonuna geldik. Yeni haftada yeni konularla, yeni konuklarla Atakan Kurt ile futbol anılarında karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.